Herkese merhabalar. Evet, yıllar boyu yeni bir Formula 1 sezonunu sabahın köründe kısık gözler ve acı bir kahve eşliğinde açıyorduk. Eğer siz de daha horozlar bile uyanmamışken yarı uykulu ekran karşısında seansı takip etmediyseniz bizden değilsiniz. Şaka şaka, bende de birçok kez uykunun ağır bastığı durumlar olmuştu. Ancak F1'de paranın daha fazla rol almaya başladığı son 10 yılda Avustralya GP sezonunun ilk sabah şekeri olma fırsatını kaçırdı. Üstüne pandemi gelince çalar saat Melbourne'ü neredeyse unuttuk. Ama neyse ki ilk yarış olmasa da tekrar takvimde ve bu hafta sonu sezonun 3. yarışı olarak karşımızda. Avustralya'da hafta sonu çalışmaları sabah 6'daki 1. antrenman ve 9'daki 2. antrenman seansıyla başladı. İlk iki yarışta da olduğu gibi Avustralya'da ilk günde Ferrari ve Red Bull'u diğer takımların önünde gördük. Yenilenen Albert Park'ta 3 sene sonra ilk defa Formula 1 araçları piste çıktı. İlk antrenman seansında Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc ilk iki sırada yer alırken onları Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen takip ettiler. İlk seansta birçok pilot zaman zaman pist dışına çıkarken Aston Martin'le çalışmalara geri dönen Sebastian Vettel biliyorsunuz Covid'den dolayı ilk iki yarışa çıkamamıştı, motor sorunuyla yolda kaldı. Vettel güç ünitesi değiştirildiği için ikinci antrenman seansına katılamadı. Vettel için geç kaldığı okula dönüşü pek iyi başlamamış gibi gözüküyor. Ayrıca Vettel ilk seans bittikten sonra motosikletle izin almadan piste çıktığı için inceleme altına alındı. İki yarış kaçırdı diye Vettel kuralları unutmuş olabilir mi? Neyse. İkinci antrenman seansında da Ferrari üstünlüğü devam etti ancak bu sefer Leclerc zirvedeydi. Leclerc 1.18.978'lik derecesiyle 1.19'un altına inebilen tek isim oldu. Leclerc ki 0.24 saniye geride Verstappen takip ederken ilk seansın lideri Sainz 3. sırada yer aldı. Alpine pilotları oldukça güçlü bir seans geçirdiler. Fernando Alonso ve Esteban Ocon 3. ve 5. olurken onların arasında Red Bull'dan Perez yer aldı. Alpine için sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Sizce bu sezon gerçekten o gizli güçleri olan takım olabilirler mi? Sanırım ben pek sanmıyorum. Yorumlara dökülün bakalım. İlk onu tamamlayan isimler Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly ve yerel kahraman Daniel Ricciardo oldu. McLaren yerlerde süründüğü ilk iki yarışın aksine daha güçlü bir görüntü çizdi. Mercedes pilotları ikinci seansta ilk 10'da yer alamadılar. George Russell 11. olurken şampiyon Lewis Hamilton 13. oldu. Onların arasında Alfa Tauri'den Yuki Tsunoda da yer aldı. Melbourne'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında pist sıcaklığı sabaha göre yaklaşık 8 derece düştü. İlk antrenman seansının aksine ikinci bölüm oldukça olaysız geçti. Seansın öne çıkan olaylar arasında Mick Schumacher'in pist dışına çıkması ve durmak zorunda kalması vardı. Alman pilot daha sonra aracını geri döndürdü ve seansa devam etti. Ayrıca Hamilton ve Bottas da pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıktılar ancak araçlarını bir yere vurmadan seansa devam etmeyi başardılar. Seansın son 12 dakikalık bölümüne girerken Aston Martin pilotu Lance Stroll'ün ön tarafından bir parça koptu ve pist üstünde kaldığı için kırmızı bayrak çıktı. Bu seanstaki ilk ve tek kırmızı bayraktı. Stroll seansı 14. sırada tamamladı. Albert Park'ta ilk yarışına çıkacak isimlerden olan çoğu Guan Yu 15. olurken Haas ve Williams pilotları son 4 sırayı paylaştılar. Haas biraz yavaşlamış gibi gözüküyor. Avustralya GP hafta sonunda çalışmalar cumartesi sabah 6'da 3. antrenman seansıyla devam edecek. Sıralamalar aynı gün 9'da, yarış ise pazar günü saat 8'de başlayacak. Gelelim günün sorusuna. Evet, yarın sıralama turlarında pole pozisyonunu sizce kim alacak? Ayrıca pistin yeni hali ve 4 DRS noktası ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyoruz. Yarın sıralama turları sonrasındaki videomuzda görüşene kadar yorumlardan devam edelim. Kendinize iyi bakın.